Yerel seçim maratonu başladı. Partiler adaylarını açıklıyorlar. Epeyce ciddi sayıda aday açıklanmış durumda. Bunlar arasında CHP'nin de iki büyük kentte ve çeşitli başka kentlerde, ilçelerde adayları belli oldu. CHP'nin adaylarını ve seçime nasıl hazırlandığını konuşacağız. Bu konularda oldukça yetkin bir isim konuğumuz, arkadaşımız Barış Yarkadaş, gazeteci, yazar ve CHP'nin eski bir milletvekili, evet. CHP ile ilgili en güvenilir kulis bilgilerini aldığımız kişilerinde herhalde başında. Barış, CHP nasıl hazırlanıyor bu yerel seçimlere? Hani geciktiği yolunda, adayları belirlemekte sıkıntı çıktığı yolunda çeşitli yorumlar var. Sen bunlara katılır mısın? Ve şu an açıklanan adayları nasıl buluyorsun? Özellikle iki kent üzerinden. Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlerin yerel seçim düzleminde gitmesini hedefliyor. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP bloku bu yerel seçimleri bir genel seçim karakterine sokarak oy geçişkenliğinin önüne geçmeye çalışıyor. Çünkü onların temel sermayesi Tayyip Erdoğan üzerine kurulu ve bu yerel seçimi de bir genel seçim havasına sokarak aman Tayyip Erdoğan'a bir şey olmasın, aman Tayyip Erdoğan'ın iktidarı bozulmasın üzerine kurmaya, inşa etmeye çalışıyorlar. Yani tabii yereli. Yerel seçimi bir genel seçim havasına sokup iki şeyi hedefliyorlar. Bir, kendi tabanlarını konsolide etmek. İki, Türkiye'nin yerel sorunlarının konuşulmasını engellemek. Çünkü yerel seçimin temel karakteri şudur. Örneğin Artvin'in Hopa ilçesinde oturan bir yurttaşımız, eğer bir partinin çok sadık bir seçmeni değilse, önüne çıkan adaylara bakar, partisinin hangisi olduğunu çok fazla da irdelemez. Kim iyi hizmet yapacaksa, iyi belediyecilik hizmeti verecekse onu tercih eder. O yüzden yerel seçimlerde oy geçişkenliği çok daha hızlı olur. Bu AKP için de geçerlidir, CHP için de geçerlidir. AKP her yerel seçimde genel seçime göre oylarını yaklaşık 7-8 puan daha kaybediyor. Örneğin genel seçimde 40 alıyorsa yerel seçimde 35'e 34'e düşüyor. Şu an elimizdeki veriler de AKP'nin oylarının Türkiye genelinde %34 olduğunu gösteriyor. %34 oranındaki bir oy AKP'nin birçok büyük şehri kaybetmesi demektir. Bunu yapmamak için, yani bu %34'ün de altına düşmemek için sürekli bir gerilim politikası, sürekli bir ayrıştırma ve kutuplaştırma politikasıyla yerel seçimi götürmeye çalışıyorlar. Sözcü gazetesine açılan FETÖ davası, Fatih Portakal'ın hedef gösterilmesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sokağa çıkarsan başına ne geleceğini kendin bile hesap edemezsin denilerek tehdit edilmesi, bu yerel seçimin bir genel seçim atmosferine sokulma girişimlerinden biridir. Şimdi düşünün, dün Cumhuriyet Halk Partisi birkaç büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı. Bunların içinde İstanbul'dan Ekrem İmamoğlu, Ankara'dan Mansur Yavaş, Antalya'dan Muhittin Böcek, Adana'dan da Zeydan Karalar var. Önümüzdeki günlerde de Bursa'da Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey büyükşehir adayı olarak açıklanacak. Şimdi yarın sabah Ekrem İmamoğlu saat 11'de İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde partililerle buluşacak ve start verecek. Ekrem İmamoğlu sokağa çıktığında neyi anlatacak? Ekrem İmamoğlu'nun anlatması gereken şey İstanbul'un bir, ulaşım sorunu. İki, kentsel dönüşümden kaynaklanan hak kayıpları ve mağdur olan binlerce yurttaş. Bu iki temel sorun yapılan tüm anketlerde ilk iki sırayı alıyor. Üçüncü sorun nedir diye sorduğunuzda İstanbullulara binaların depreme dayanıksız oluşu çıkıyor. Yani İstanbullu o halde hangi sorunları yaşıyor? Bir, ulaşım ve trafik diye adlandıralım. İki, kentsel dönüşümün yarattığı mağduriyet. Üç, depreme dayanıksız binalar. Şimdi Ekrem İmamoğlu eğer İstanbul'da trafik sorununu bir master planla çözebileceğini anlatır ve toplumu buna ikna ederse, İstanbul'daki trafik sorunundan rahatsız olduğunu, ulaşım politikalarından rahatsız olduğunu söyleyen %65'e seslenir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptırdığı anketlere göre İstanbullular temel sorun olarak ulaşımı görüyorlar.
Şimdi bu CHP açısından bir avantaj. Niye? Çünkü %65'in memnuniyetsiz olduğu ulaşım politikasının sorumlularından eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım aday. Ben Ekrem İmamoğlu'nun yerinde olsam bütün kampanyamı bu saydığım 3 temel konu üzerine kurarım. Ve şunu söylerim. Binali Yıldırım yıllarca Ulaştırma Bakanlığı yaptı. Binali Yıldırım'ın yıllarca Ulaştırma Bakanlığı yaptığı bu memlekette ve o memleketin en önemli şehirlerinden biri olan İstanbul'da ulaşım politikası felç olmuş durumda. Peki CHP bütün Türkiye'de adaylarını bu prensip üzerinden mi seçiyor? Yani başka yerlere de bakıyoruz. Çeşitli belediyelerden yükselenler var, aday olanlar var. Şimdi bakın mesela siz tabii bütün Türkiye'yi doğal olarak genelini konuşmak istiyorsunuz ama İstanbul'da 15 milyonluk nüfus. İstanbul'daki zaten genel eğilim seçimin genel havasını da belirleyecek, karakterini de belirleyecek. İstanbul'la ilgili bu kısa örneği verip diğerlerine geçeceğim. Sizi anlıyorum tabii. Ankara'yı, Adana'yı da konuşmak istiyorsunuz. Çünkü size Ankara'dan, Adana'dan, Antalya'dan izleyenler de var. Onlar da kendi şehirleriyle ilgili bilgileri almak istiyorlar. Şimdi düşünün, Binali Yıldırım'ı aday yaptılar. Herkes Binali Yıldırım'ı çok avantajlı görüyor. İyi de aynı Binali Yıldırım'ın genel müdür olduğu İstanbul Deniz Otobüsleri işletmesi iktidarın ricasıyla şu anda hizmete devam ediyor. Biliyorsunuz aslında 1 Aralık'ta seferlerini bıraktılar. Biz iflas ettik, artık götüremiyoruz diye. Binali Yıldırım'ın Ulaştırma Bakanı olduğu dönemde ve onun hükümette olduğu dönemde Türkiye'nin en büyük ulaşım firmaları iflas etti. Konkordato ilan etti. Bu nasıl bir başarılı Ulaştırma Bakanı ki şimdi gelecek İstanbul'un hangi sorununu çözebilecek? Keza Antalya. Antalya'ya bugün gittiğinizde AKP'nin anlayışı, AKP'nin sosyal yaşam anlayışı artık şehre hakim olduğu için turistlerin sayısı azalıyor. Akşam saatlerinde eğlenebileceğiniz mekanlar yok. Oysa ki Antalya'nın temel iki gelir kalemi var. Bir, meyve sebzecilik. İki, turizm. Bu ikisi eğer olmazsa Antalya'nın zaten hiçbir cazibesi kalmıyor. Düşünün, 1 milyar 300 milyon lira bütçesi olan bir Antalya'da belediye herhangi bir yatırım yapıp, bir istihdam yapıp kentteki işsizlik sorununu çözebilecek bir vizyon bile üretemiyor. O yüzden bu yıl Antalya'nın Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek en az 50 bin farkla Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni kazanacak. Yapılan bütün araştırmalarda bunu gösteriyor. Adana'da MHP'nin belediye başkanı Hüseyin Sözlü tarihin belki de en kötü belediye başkanı olarak tarihe geçecek. Ben Adana'ya sık sık gidip geliyorum paneller, konferanslar için. Baktığımızda Adanalıların Hüseyin Sözlü'den memnun olmadıkları da ortaya çıkıyor. Bunu ben söylemiyorum. Yapılan kamuoyu araştırmaları da bunu gösteriyor. Adana'da özellikle HDP seçmenlerinin bir kısmının CHP'yi desteklemesiyle birlikte Adana Büyükşehir Belediyesi de kazanılacak ki buna Mersin'de dahil. Mersin'de de Cumhuriyet Halk Partisi iki isim üzerinde duruyor. Bunlardan biri Serdal Kuyucuoğlu, diğeri İstemiyan Talay. Ama muhtemelen Serdal Kuyucuoğlu ismi daha ön plana çıkacak önümüzdeki günlerde. Bir de parti içinde Vahap Seçer'i destekleyen bazı genel başkan yardımcıları da var. Ama Sayın Genel Başkan, Sayın Kılıçdaroğlu tercihini muhtemelen Serdal Kuyucuoğlu'ndan yana kullanabilir. Serdal Kuyucuoğlu da 78 kuşağından gelen, kentin sorunlarını bilen, inşaat yüksek mühendisi, kent alanında, kent konusunda ciddi çalışmaları olan, iki dönemde bizimle birlikte milletvekilliği yapmış bir arkadaşımız. CHP anlayışını yerel yönetim üzerine kuruyor. Çünkü yerel seçimi genel seçim karakterine çevirirseniz, ne memleketin sorunlarını, yerel sorunlarını konuşabilirsiniz, ne de adaylarınızın ürettiği projeler tartışılabilir. Peki, Ankara, şimdi Ankara'yı merak ediyorsunuz. Evet. Ankara'da Mehmet Özhaseki'nin zayıf bir aday olduğu, AKP'nin Ankara'da çıkardığı, hatta büyük şehirlerde çıkardığı en zayıf aday olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın yakın çevresine Mehmet Bey'i, Mehmet Özhaseki, Hulusi Akar önerdi, Hulusi Bey önerdi ama bu konuda yanıldık dediğini de biliyoruz. Değiştirme ihtimalinden hatta bahsediyorlar. 12 ilin adayları AKP ve MHP tarafından değiştirilebilir. Oradaki stratejinin sebebi de şu. İyi Parti'nin de CHP ile birlikte ittifak kurup yarışa girmesiyle birlikte İyi Parti, MHP ve AKP'nin sosyal tabanına
hakim olmaya çalışıyor. Devlet Bahçeli bunu gördüğü için şimdi oyun planını yeniden değiştirip bazı adaylarda revizyona da gidebilirler. Çünkü Devlet Bahçeli adına başkanlık sistemi denilen bu sistemin sahibi ve bu sistemin yürümesini istiyor. Ankara'daki bir grubun sözcüsü Devlet Bahçeli. Bu sisteme Tayyip Erdoğan'dan daha çok sahip çıkıyorlar. Çünkü şöyle düşünüyorlar. Parlamento gereksiz. Parlamentoda Kürtler, solcular, Aleviler, dinciler, çeşitli gruplar var. Bunlar demokrasi diye Türkiye'yi sürekli meşgul ediyorlar. Tek bir adama yetkiyi verelim. Zaten demokrasi bizim için çok fazla. Tek bir adam şu anda Türk devletini istediği gibi yönetsin diyorlar. O yüzden Devlet Bahçeli de buna sahip çıkıyor. Ankara ile ilgili CHP içinde de epey tartışma oldu ve oy birliğiyle alınmadı Mansur Yavaş'ın adaylığı. Bu içerideki tartışmaları izleyebiliyor musun? CHP içinde 16 arkadaşımız, özür dilerim 15 arkadaşımız, parti meclisindeki 15 arkadaşımız Mansur Yavaş'ın adaylığına onay vermediler. 45 kişi onayladı, 15 kişi ise karşı çıktı. Bunda temel etken Mansur Yavaş'ın 2014 yılında aday olduktan sonra partiden istifa etmesi ve geride bıraktığımız günlerde de rozetsiz belediye başkanlığına vurgu yapması. Bunlar tabii partide rahatsızlık yarattı. Gayet de demokratik bir oylama oldu. Tek tek isim isim açıklanarak arkadaşlarımız orada bir siyasi tavır koydular. Bence gayet de demokratik bir tavırdı. Sonuçta siyaset bir ilke işidir ve tarihe not düşme işidir. 15 arkadaşımız parti meclisinde bu görüşlerini hiçbir partide rastlanamayacak bir demokratik olgunlukla sergilediler. Şimdi Mansur Yavaş'la sanırım parti meclisinin dörtte birinin kendisine vermediği destekten önemli bir siyasi sonuç ve önemli bir siyasi ders çıkararak ona göre hareket edecektir. Barış, çok kısa cevap verebilir misin? İstanbul ve Ankara'da CHP adaylarının kazanma ihtimalini yüzde kaç gibi görürsün? Az önce anlattığım perspektifte eğer Cumhuriyet Halk Partisi bir politika izler, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı genel makro siyaset tartışmalarının içine çekmez ve bunun dışında tutarsa iki kentte de çok başarılı olacaklarını düşünüyorum. Niye? Çünkü artık seçmen, AKP seçmeni AKP'den yoruldu, bıktı. Yani Tayyip Erdoğan'ın çıkıp her gün meydanlarda muhalefeti tehdit etmesini, sokağa çıkarsanız başınıza neler geleceğini kestiremeyiz demesini sadece muhalefete yönelik olarak sözler olarak algılamayın. Çünkü AKP tabanında da bir arayış var. AKP tabanı da ekonomiden etkileniyor. AKP tabanı da ekonomik krizin yansımalarını kendi hayatında görüyor. Yarın AKP tabanının da farklı siyasi oluşumlar içinde demokratik kitle örgütlerinde, derneklerde sesini çıkarmayacağının bir garantisi yok. Tayyip Erdoğan hem AKP tabanını hem muhalefeti aslında korkutup evinde oturtmaya çalışıyor. Peki CHP'nin İYİ Parti ile işbirliği iyi yürüyor mu, yoksa tepede kalıyor, aşağıda ne olacağı belli değil türünden yorumlar var? Hakan, doğru olan şuydu. Cumhur İttifakı'nın dağıldığı gün Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti ittifak görüşmelerini bitirmeliydi. Doğru olan oydu. Siz zaten adına başkanlık denilen bu garabet sisteme karşısınız. Ama ne yazık ki şu anda bütün muhalefet partileri, HDP, CHP, İYİ Parti, Saadet, Vatan Partisi ve diğer partiler AKP ve MHP'nin kurduğu oyun planına göre oyun oynuyorlar. Cumhur İttifakı dağıldığı gün Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti çıkıp şunu demeliydi. Bakın kardeşim, siz kendi aranızda bile bu sistemi yürütemiyorsunuz. Her konuda fikir ayrılığınız var. Zoraki bir nikah kıymaya çalışıyorsunuz. Bu sistem bu şekilde yürümüyor. Herkes yerel seçimlere kendi gücüyle girsin, kendi siyasi kimliğiyle girsin demeliydiler. Ama buna rağmen, yani Cumhur İttifakı'nın dağılmış olmasına rağmen CHP ve İYİ Parti'nin bu görüşmeleri sürdürmesi bence Cumhur İttifakı'nı yeniden bir araya getirdi ve orayı bloke etti. Daha konsolide etti, bloklaştırdı. Şimdi Türkiye nereye gidiyor? Aslında bu yerel seçimle birlikte Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oluşması tam da AKP ve MHP'nin istediği iki partili sistemin taşlarının yerine oturması demektir. CHP ve İYİ Parti bu bağlamda farklı bir taktik ortaya koymalıydı. Ama sanırım şöyle düşündüler. Ha, Cumhur İttifakı dağıldı. Biz burada Millet İttifakı'nı, İYİ Parti, Saadet,
CHP ile yaparsak birçok belediyeyi alırız diye düşündüler. Bence orada bir siyasi hesap hatası yaptılar. Peki HDP'ye de gelelim çünkü bu adaylar HDP açısından da tartışılıyor. İstanbul'da ama özellikle Ankara, eski bir MHP'li biliyorsun Ensur Yavaş ve Ankara'da yanılmıyorsam %12 civarında, İstanbul'da %13 civarında HDP oyu var. Evet. Destekleyecek mi acaba HDP CHP adayını? Şimdi HDP yok sayılan bir parti haline geldi. Ben bunu katıldığım bütün televizyon programlarında söylüyorum. 6 milyon oy alan bir partinin adeta yok sayılması demokrasilerde örneği görülmüş bir şey değildir. HDP'nin muhalefet partileri tarafından ısrarla yok sayılması aslında AKP'nin tam da muhalefete çizdiği sınırı pekiştiren, AKP'nin oluşturduğu hareket alanında hareket etme anlayışıdır. Siz HDP'yi neden dışlıyorsunuz? HDP 6 milyon oy almış. Anayasal sisteme göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından herhangi bir soruşturma geçirmemiş. 50'nin üzerinde milletvekili olan, hazineden gelir alan, hazineden yardım alan, siyasi partiler yardımından faydalanan bir parti. Tamam, HDP ile oturup ittifak kurmanız belki gerekmiyor. Ama yok saymanız da doğru değil. Şimdi basit örnek vereyim. Ben böyle çok teorik laflar, çok teorik analizler yerine somut olgularla konuşmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi 2015 seçimlerinde, 2014 yerel seçimlerinde Üsküdar'ı 4000 oyla kaybetti. Yani 4000 oy daha alabilseydi Cumhuriyet Halk Partisi, belediye şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nindi. Alamadık. Parti içi tartışmalardan, eksikliklerden, yanlış yöntemlerden, adayın yeterince sahaya çıkmamasından ve buna benzer sorunlardan dolayı 4000 oy daha alamadık. Peki HDP kaç oy aldı Üsküdar'da? 33.000 oy aldı. Ataşehir'de HDP'nin 31.000 oyu var. Cumhur İttifakı AKP ve MHP olarak Ataşehir'de seçime girdiğinde şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı oylara yaklaşmış bulunuyor. Belki de yakalamış görünüyor. Siz HDP'nin bu 31 bin seçmenine sırtınızı dönerseniz, Üsküdar'ı, Ataşehir'i, Ümraniye'yi, Esenyurt'u, Küçükçekmece'yi nasıl almayı düşünüyorsun? Yani CHP yönetiminin iktidarın baskısı altında HDP'ye mesafeli durmasını eleştiriyorsun galiba. Bu korku, bu yanlış dokunulmazlıkların kaldırılması süreciyle birlikte başladı. Ben milletvekili olduğum dönemde dokunulmazlıkların kaldırılmasına hayır dedim. İlk gün Eren Erdem'le birlikte biz hayır dedik ve çıktık, kamuoyuna da açıklama yaptık. Dokunulmazlıklar kaldırılmamalıdır dedik. Cumhuriyet Halk Partisi o dönem sırf HDP ile yan yana görünmeyelim diye anayasayı ihlal eden, anayasayı ayaklar altına alan bu karara evet dedi. Ben o dönemde buna itiraz ettiğim için şimdi rahatlıkla konuşabiliyorum. O korku ve kaygı aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ni siyasi tecrit politikası uygular hale getiriyor. Peki, doldu mu Barış, 15 dakikamız? Barış, şunu kısaca cevaplaman ricasıyla. Ben biraz kısa en konuşmuyorum son, herhalde. Biliyorum, uzun konuşuyorum. Eski politikacısın. Bu anlaşılır bir şey. Ama kısa cevaplaman ricasıyla özellikle son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra CHP ve küskünlük çok yan yana kullanılır, evet, oldu. Önemli bir miktarda CHP seçmeninin bu yerel seçimlerde sandığa gitmeme ya da şu ya da bu şekilde küskünlüğünü, protestosunu ortaya koyma çabası içine gireceğini, evet, düşünüyor musun? Buna ilişkin bir eğilim olduğunu görüyorum. Sokakta, kahvehanede, fabrikada, gittiğim yerlerde, cezaevi kapılarının önünde, okul kantinlerinde görüyorum. Ben 24 saat insanlarla iç içeyim. Hatta yapılan anketlere göre CHP tabanının %23'ünün oy kullanıp kullanmama konusunda tereddütlü olduğunu da görüyoruz. Çok ciddi bir ara. Ama Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi bu kamuoyu araştırmalarını ve bu sosyal tepkileri görüyor. Eminim ona göre bir motivasyon sağlayacak bir politika geliştireceklerdir. 24 Haziran seçimlerini Muharrem İnce de genel merkezde doğru yönetemedi ve bu toplumda büyük bir hayal kırıklığı, büyük bir güven kaybı yaşattı. İnsanlar sahipsiz bırakıldıklarını, yalnız bırakıldıklarını düşündüler. O güven duygusu zedelendi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin o güven duygusunu onaracak, seçmenlerini de motive edecek bir adım atması lazım. Peki Barış, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yerel seçimleri, CHP'nin bu seçimlere nasıl hazırlandığını ve çeşitli adaylarla ilgili değerlendirilerini aldık. Barış Yarkadaş, gazeteci, yazar ve eski bir CHP milletvekilinden yeni programlarda yeni konuklarla bir arada olacağız.